Gençler merhaba. Bu videomuzda 9. sınıf edebiyat dersi 2. dönem 2. yazılı hazırlığı yapıyoruz. 20 sorudan oluşan örnek bir yazılı hazırladım. Onları birlikte çözeceğiz. Abone olmanız bizim için gerçekten değerli. Abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca açıklama kısmına 9. sınıfın diğer yazılı hazırlık videolarını bırakıyorum. Onları da izleyebilirsiniz. Hadi başlayalım. İlk sorumuzla başlayalım. Yukarıda bazı özellikleri verilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım verilen özelliklere. Hayatın acıklı yönlerini konu edinir. Bir kahramanın çevresiyle ya da kendi iç dünyasıyla çatışması anlatılır. Konular, konular tarihten veya mitolojiden seçilir. Kişiler tanrı, tanrıça ve kral, kraliçe gibi soylu kişilerdir. Trajedi arkadaşlar zaten aslında ilk cümleyi gördüğümüzde bile kısmen trajedi diyebilirdik. Ama ayrıca bize kişilerin tanrı, tanrıça, kral, kraliçe gibi soylu kişiler olduğunu söyleyince de direkt trajedi diyebildik. İkinci soruma bakıyorum. Aşağıdakiler sanatçıların hangisi? Trajedi türünün temsilcileri arasında yer almaz. Sanatçılarıma baktığımda Aristo trajedi türünün temsilcileri arasında yer almaz ama diğer dört şık arasında yer alan sanatçılarımız trajedi türünün temsilcileridir. Üçüncü soruma bakıyorum. Yukarıda bazı özellikleri verilen tiyatro türü hangisidir? Hayatın gülünç yönlerini yansıtır güldürürken düşündürmeye amaçlar. Kişiliklere uygun her türlü söze, söyleyişe yer verir demişiz. Tabii ki komedidir. Cevabımız Bursa'dır. Dördüncü soru. Yukarıda bazı özellikleri verilen tiyatro türü hangisidir? Gülünç ve acıklı olaylar birlikte verilir. Acıklı olay trajediydi, gülünç olaya komedi demiştik. Bu türde gülünç ve acıklı olay birlikte verilir. Üç birlik kuralına uyulmaz hayat acıklı ve gülünç yönleriyle gösterilir. Cevabımız dram olacak yani Ceyhan. Beşinci sorumla devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi? Komedi ile trajedi türlerinin ortak özelliği değildir. Ana olay bir yerde bir günde geçebilecek biçimde düzenlenir. Her ikisinin ortak özelliği manzumdur. Her ikisinin de ortak özelliğidir. Koro ve diyalog bölümlerinden oluşur. Klasizm akımı ağır basar. Bunlar komedi ve trajedinin ortak özelliğidir. Ancak insanoğlunun hırs, kavga gibi kötü yönlerini anlattığı için çoğu zaman felaket ile sonuçlanır. Yanlıştır. Komedi felaketle sonuçlanır diyemeyiz. Altıncı sorumla devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisinde üstünlük belirteci vardır? Üstünlük belirtecimiz neydi? en de maçın en iyi adamı seçilmiştir. Buradaki en üstünlük belirticidir. En üstünlük olarak aklınızda kalabilir. Cevabımız Adana olacak. Yedinci sorum. Aşağıdakilerden hangisi mektup türlerinden değildir? Şöyle bir şıklarıma bakıyorum. Özel mektuplar, yazınsal mektuplar, resmi mektuplar ve iş mektubu mektup türlerindendir. O mektup türleri arasında aşk mektubu bulunmamaktadır. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi özel bir mektupta bulunması gereken özelliklerden değildir? Şimdi hitap ifadesi yazmalısınız. Mesela sevgili Aysel. Bu hitaptır. Oradaki sevgili. İçeriğini belirleme. Evet. Ad, soyad ve tarih mutlaka yazılmalıdır. Ancak bizim özel bir mektupta sanatlı bir dil kullanmamız gerekmez. Sanatsal mektuplarda sanatlı bir dil kullanması gerekilebilir diyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisinde yapılmakta olan bir iş bildirmektir. Bakın yapılmakta şu an yapılıyor olan bir iş bildirtilmektedir. Hafta pikniğe gidiyoruz bu gelecek. Yarım saat sonra yola çıkıyoruz yakın gelecek. Kupa maçı çarşamba gününü erteleniyor, ertesi perşembe oynanıyor, yine gelecek. Dedem çok sevdiği dayımın adını bana veriyor, e, baktığımızda geçmişte vermiş. Yor demiş ama geçmişte vermiş, sonuçta şu an o var, geçmiş. Yarınki gez için hazırlanıyorum, tam şu anda hazırlanıyorum. İşte yapılmakta olan iştir, cevabımız Edirne'dir. 10. sorumla devam ediyorum, aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Şıklarıma bir baktığımda burada altıncıyı görüyorum. Hemen düzgün bir şekilde yazmak istiyorum. Şimdi burada altı kelimesini yazıyla yazalım sesini. Altı diye yazarsınız değil mi? Sen bunu ınca eklersen bak iki tane ı olur. Bunlara dikkat ediyoruz. Altıncıyı yazabilmemiz için altıncı yazmamız gerekir. Dolayısıyla yazım yanlışı buradadır ve cevabımız bursa olur. 11. sorum aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor. Bir bilgi yanlışı. Öncülerimiz okuyalım. Bir olayın üzerinden birkaç gün geçtikten sonra o olayla ilgili izlenimlerin yazılması günlük sayılabilir. Hayır günlük adı üstüne günü gününe yazılır. Dolayısıyla yanlış bir öncüldür. Cevabımız Adana'dır. Ama biz diğer şıklarımıza da bir bakalım. İnternetin yaygınlaşması günlükleriyle dertleşen bireyleri bloklara yönlenmiştir. Doğru. Bloklar bir kuruma ait olabilmeleri, bir topluluğun ortak paylaşım yönüyle günlükten ayrılır. Evet, günlükle bloğun farkı. Günlüğü kendi yazarsın, kendin, kendinindir. Bloklar ise paylaşılabilir. Ayrıca sadece bir kişiye değil, bir kuruma da ait olabilir. Blog yazmaz için belirli yazmak için belirli bir uzmanlık gerekmemektedir. Doğru. Aynı günlük yazmak için bir uzmanlık gerekmediği gibi blog yazmak için de bir uzmanlık gerekmemektedir. Blog yazarı kendi yazıları dışında beğendiği yazı, resim fotoğrafları paylaşabilir. Bu da doğrudur. Yani cevabımız Adana olacak. 12. sorumuz aşağıdakilerden hangisinin yüklemi edilgen fiildir? Burada edilgenden aklınız ıl il, il olarak kalsın. Bakın Şurada İl diyor ya, sizin il görmeniz gerekiyor. Bak sarıldı. Burada sabaha doğru saklandıkları kulbe sarıldı. Buradaki ıl iki bizim edilgen pilimizi gösterir. Aşağıdakilerden hangisi yüklemi işteş. Buradaki şeyler işteş. ...karşılıklı yapılan işlerden bahsediyor. E, i̇ki kişinin karşılıklı olarak yapması gerekiyor. Şıklarıma baktığında onunla yıllar önce bu küçük dükkanda tanışmıştı. Bak, şeyler fazla. E, burada direkt kafanızı şüphe uyansın. Ve tanışmak karşılıklı yapılan bir iştir. Yani paylaşılır cevabım Adana olur. 14. sorumla devam ediyorum. Bu parçada söz edilen edebiyat tür hangisidir? Bakalım bir. Kökeni eski Yunan'a, Bizans'a kadar uzanan bu türün divan edebiyatına karşılığı Ruznamedir. Batılı tarzda ilk örneklerine tanzimattan itibaren rastlansa da türün nasıl gelişimi Cumhuriyet döneminde görülmüştür. Bilhassa Nurullah Hataç ve Salah Birsel bu türün en güzel örneklerini vermiştir. Aslında bizim için en büyük kopya Ruzname olacak. Cevabımız nedir? Denizli yani günlük olacak. 15. sorumla devam ediyorum. 15. sorum yukarıdakilerden hangileri günlük ile blogun ortak özellikleri değildir? İnternet ortamında yayınlanması bir kere e, günlük internet ortamında yayınlanmaz. Dolayısıyla bu bir ortak özellik değildir. Yazarın duygu ve düşüncelerini içermesi, evet yazarın duygu ve düşüncelerini içerir. Bir kuruma ait türlerinin bulunması. Günlük bir kuruma ait olmaz, blok bir kuruma ait olabilir. E, oluşturulma tarihinin belirtilmesi. Şimdi ortak olmayan özellikle 1 ve 3, ortak olan özellikleri 2 ve 4'tür cevabım denizli olacak. 16. sorum aşağıdakilerden hangisi günlüğün anadan ayrılan yönlerinden değildir? E, baktığımda yazıldığı tarihin belirtilmesi evet günlük anda belirtilmez. Günü gününe yazması anda günü gününe yazma diye bir şey yoktur. Öğretme amacı taşıması. Şimdi öğretme amacı yoktur. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan oluyor. Ama bakalım duygu ve izlenimlerin daha ayrıntılı ayır, anlatılması. Evet. Günlükte daha ayrıntılıdır. Yorum içermesi. Evet. Yorum içermektedir. Cevabımız Ceyhan olacak. 17. sorumuz. blog ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İnternet ortamında yayınlanan bir tür günlüktür. Evet, doğrudur. Kişisel bloglar yanında belli bir temayla ilgili bloglar da vardır. Evet. Yalnızca yazarın görüş ve yorumlarını içerir. Yanlış Ceyhan. Neden? Biz ne demiştik? Beğendiği blog yazarı, beğendiği fotoğraf ve belgeleri de paylaşabilir. O yüzden yalnızca görüş ve yorumlarını içerir diyemeyiz. Cevabımız Ceyhan'dır. Ama blogla ilgili bilgi almaya devam edelim. Bazı kurumlar bir pazarlama aracı olarak bloglardan yararlanmaktadır. Doğru. Kişisel bloglar profesyonel olmayan kişiler yazılır doğrudur. 18. soru. Tiyatro ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? E, olay çevresine gelişen göstermeye bağlı bir metindir. Doğrudur. Oyuncuların nasıl hareket edecekleri ayrı içinde verilir. Evet. Olayların sunumunda diyalog tekniğinden yararlanılır. Evet. Güzel sanatlardan biridir. Evet. Oyuncuların iç dünyaları betimlenir. Yanlış. Tiyatroda iç dünya betimlenmez. Cevabımız Edirne olacak. 19. Aşağıdakilerden hangisine bir yazım yanlışı vardır? Şöyle bir şıklarıma bakıyorum ve direkt ilk şıkta gözüme bir şey çarpıyor. Bu başarı adımızı bütün dünyaya duyuracak. Eğer ki dünya gezegen ismi değilse yani gezegen ismi olarak kullanılmadıysa cümlemizde özel isim değildir. Evren anlamını taşır. ya yani evrende yaşayan herkes anlamını taşır. Özel isim olmadığı için büyük harfle yazılmaz, tırnak işaretiyle ayrılmaz. Cevabımız Adana olacak. 20. sorum. Aşağıdakilerden hangisine ünlem yoktur? Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Ey var seslenme ünlem var. Eyvah hayali gerçek sandık. Eyvah burada duygu var. Burada da var yazık. Genç yaşta yataklara düştü. Burada da ünlem cümlesi var. Oho biz de sizi bir şey sanmıştık. Burada da ünlem cümlesi var. Ancak A şıkkında ünlem cümlesi yok. Yani ne sabaha göreyim ne sabah görüneyim burada ünlem cümlesi değil. Hepinizin sınavında başarılar dilerim. Hoşçakalın.